Diferansiyel içeren integrallerin çözümü. Bu videomuzda diferansiyel içeren integraller nasıl çözülür onu konuşacağız. Diferansiyel içeren integralleri iki başlıkta toplayabiliriz. Bundan önceki videolarımızda diferansiyel kavramının ne olduğunu konuşmuştuk. Öncelikle kısaca bir onu tekrar hatırlayalım ve ardından bu diferansiyeli içeren integrallerin çözümüne geçelim. D fx yazımı fx fonksiyonunun diferansiyeli anlamına gelir. Bunun da eşiti f'in türevini alıp yanına dx koymaktır. Şimdi bizim derdimiz bir integralin içinde bu diferansiyel bulunursa bu integralin sonucu ne olur? Bir integralin içinde yalnız başına sadece diferansiyel bulunursa birinci olarak buna bakacağız. Yalnız başına diferansiyel var. İkinci olarak bakacağımız bu diferansiyel dışında integral içinde başka bir fonksiyon da varsa. Öncelikle yalnız başına diferansiyel olanın kuralını diferansiyel nedir videosu içinde de konuşmuştuk. Burada bu diferansiyelin anlamı zaten türevini alıp yanına dx koymaktır. Yapalım bunu. F'in türevi x dx. O da türevle integral birbirini götürür. Fx. Fakat en son integral alındığı için artı c gelir. İşte biz bu ara adımı atlayıp yalnız başına diferansiyel varsa bir integral içinde dfx direkt fx artı c yazabilmeliyiz. Burada yalnız başına diferansiyel içerenlerde onun türevini alma kuralını bilmediğimiz fonksiyonlar bu diferansiyelin içine yazılabilir. Örneğin d müfredattan mesela tanjantın türevini alma kuralı müfredattan çıktı. Veya içeriye türevini almakta oldukça zorlanacağımız ifadeler yazabilir. X kare bölü x artı 3 bölümün türevi vardır. Epeyce uğraşırız gibi. Burada yalnız başına diferansiyel varsa şu ara geçişten dolayı anlamış olmalıyız ki bu fonksiyon artı c'ye eşittir. Tanjant x artı c bu integralin sonucudur. Aynı şekilde burada da x kare bölü x artı 3 artı c bu integralin sonucudur. Diferansiyel içeren integrallerin ilk bölümü budur. Yalnız başına diferansiyel içeren grubumuz. Orada da direkt diferansiyelin içindeki fonksiyon artı c integralimizin sonucudur. Yanında ekstradan başka bir fonksiyon bulunursa diferansiyel yanında. Burada mutlaka diferansiyelin şu açılımını yapıp ardından yandaki fonksiyonla çarpıp integrali almayı denemek zorundayız. Gx çarpı, buradaki diferansiyeli hesaplarsak f'in türevini alıp yanına dx koyma işlemi yani. Ardından bu iki fonksiyonu çarpıp integrali almayı zorlamak zorundayız. Mesela x küp çarpı dx kare. Bazı yanlış söylemler vardır. X kareye göre integral alacağız. Böyle bir şey değil bu. Burada x karenin diferansiyeli var. Ondan kurtulacağız yani. 3x eksi 2 d 4x. Bir başkası d x kare artı x bölü 2x artı 1 nedir? İşte bu şekilde bir integralin içinde diferansiyel ve ekstradan bir fonksiyon bulunursa eğer, ilk işimiz diferansiyeli
Diferansiyelin neye eşit olduğunu yazmak olmalıdır. X küp çarpı buradaki x karenin diferansiyeli 2x dx olur. Bu ikisini çarpıp ardından integrali alırız. 2x ile x küpü çarparsak 2x küp olur. Dx. Üssü 1 artır oluşan üsse bölersek sabit sayıyı integral dışında düşünebiliyoruz. 2x üzeri 4 bölü 4 artı c olarak integralin sonucunu buluruz. Sadeleştirmeyle uğraşmayacağım şimdi. Geçelim altındakine. 3x eksi 2 çarpı 4x'in diferansiyeli var. 3x eksi 2'yi olduğu gibi yazıyoruz. 4x'in diferansiyelini hesaplıyoruz. 4x'in türevi 4. Yanına dx yazıyoruz. 4 ile bunu çarpıp integrali alabiliriz. 12x eksi 8 dx. 12x'in integrali üssü bir artırıp oluşan üsse bölersek 12x kare bölü 2. 12'yi integralin dışında düşünüyoruz. Eksi 8'in integrali de eksi 8x yanına x gelir artı c. Geçelim bir altındakine. Basit ama bilinmesi gerekli bir hareket tarzıydı bu ikisi. Dx kare artı x var. Bu diferansiyelin hemen eşitini yazıyoruz. X karenin türevi 2x. X'in türevi 1. Bunun yanına dx koyduk. Tesadüfe bakın ki aşağıda da 2x artı 1 var. Bunlar birbirini götürdü. İntegral 1 dx'e düştü. 1'in integrali de x olur artı c. Bu şekilde bir diferansiyel içeren integral görürsek derhal o diferansiyelin ne olduğunu yazmalıyız. Yanında eğer bir fonksiyon varsa ve o ikisini işleme sokup ardından integrali almalıyız. Eğer yalnız başına sadece diferansiyel varsa o zaman integralimizin sonucu o diferansiyelin içindeki fonksiyon artı c'dir. Onun da örneklerini burada görmekteyiz. Bu şekilde bir integralin içinde diferansiyel bulunması durumunu noktalamış oluyoruz.